alıyorsun ya? Zehra Hanım saçmalamayın lütfen. Sizi kaçırdığım falan yok. O zaman niye beni bırakıp gitmiyorsun da rehin alıyorsun? Eniştenize her şeyi söylemenizi istemiyorum. Her şeyi berbat etmeyin lütfen. Korkuyorsun çünkü. Hapse girmekten korkuyorsun. Bunu suç işlerken düşüneceksin. En iyisi gidip senin cezanı çekmen. Zaten sen teslim olmazsan ben üstten işleme her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksınız acaba ha? Kertenkelenin kocanız olduğunu mu anlatacaksınız yoksa? Sen benim kocam değilsin, tamam mı? Değilsin. Enişteniz bunu bilmiyor ama. Dedenizi de, eniştenizi de, herkesi de kandırdınız. Mecbur kaldım. Ya mecbur kaldınız değil mi? İnsanın mecbur kaldığı zamanlar olabiliyormuş demek ki. Bunun için mi suç işledin? Zehra Hanım bakın, ben suçlu falan değilim, tamam mı? Her şey bildiğiniz gibi de değil. Ben artık senin yalanlarını dinlemek istemiyorum. Durdur şu arabayı. Zehra Hanım durun, kaza yapacağız. Yapmayın şunu lütfen, durun. Yapacaksak yapacağız ya. Bırak, indir beni şu arabadan. Arabamı çaldın resmen, hırsız. Vallahi şimdi de hırsız olduk. Böyle şey mi olur ya? Yapmayın lütfen. Bakın eniştenize her şeyi anlatmanızı istemiyorum, tamam mı? Benim kim olduğumu kimseye söylemenizi istemiyorum. Ben kardeşimi ancak kavuştum. Onu bir daha kaybedemem. Anladınız mı? Kardeşin mi? Evet. Abimle ilgili herhangi bir bilgi geçti mi elinize, merak ediyorum da. Hayır, biz kertenkeleyle ilgili net bir haber almıyoruz. Kaldığımız zaman size haber vereceğiz. Kertenkele mi? Kertenkele mi? Betül. Betül senin kardeşin. Evet.